Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Bugün sizlere yeni yaptığım kümesi göstereceğim. Uzun süredir bu iki kümesin arasına bir kümes yapacağım diyordum. En sonunda onu gerçekleştirdim. Şimdi bunu göstereyim size. Gördüğünüz gibi şurada iki kümesin arasına yeni bir kümes. Bayağı ölçüleri çok küçük de değil, çok büyük de değil. Burada kilidi de yaptık. Bu kilidi arkadaşlar insanlardan değil de hayvanlardan dolayı böyle rakunlar falan geliyor, açmaya çalışıyorlar. O yüzden bir de akıllı hayvanlar kilidi yapmazsam açabiliyorlar. Ondan sonra işte böyle. Zaten bu iki katlı tel yaptım, önlü ve arkalı. Bir taraftan açabilirlerse öbür taraftan tekrardan engel olsun diye. O şekilde arkadaşlar, buraya ızgaralar aldım işte. Gördüğünüz gibi burada bazı erkekler var. Hepsi erkek buradakilerin. İşte dumanlılar, kirli dumanlılar, boz dumanlılar. Orada bir tane mavi benekli var. O şekilde şu tarafta birazcık daha yüksek, böyle yatık üst taraftan ki sular aşağıya aksın diye o şekilde yatık yaptım, ama bayağı da büyük yani, o kadar da küçük bir kümes değil. 8-9 tane, 10 tane kuşu rahatlıkla alabilir yani. Kamerayı şimdi öyle yakından gösterdiğimden birazcık şey. Şuraya da taş koyacağım. Taş koymayı unutmuşum, oraya şimdi taş koyayım. Onu daha yeni koydum oraya. Görüldüğü gibi arkadaşlar, bu şekilde yeni bir kümes yaptık. Bu yazda işte bu kümesle geçireceğiz herhalde. Izgaraları da almıştım. Şurada küçük bir parça kaldı. Buraya da küçük bir parça kesip bu köşeyi de kapattım mı, kümes 10 numara şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi pislikleri kupkuru. Çünkü ön tarafı komple açık arkadaşlar. Yani öyle havasız mavasız olma şansı falan filan yok. Gördüğünüz gibi burası komple açık. Kümesin dörtte biri açık. Öyle olduğu için altındaki pislikler hemen kuruyor. Burada ya arkadaşlar, şu anda yavru almadım. Erkekleri atıyorum. Oradan işte birkaç tane de öbür tarafta var. Onları buraya atıyorum. Ondan sonra işte yavru alacağım zaman tekrardan öbür tarafa kaydırıyorum eşleriyle birlikte. Bu da gidecek arkadaşlar. Tek bu kaldı. Hani bu birazcık da kostüm gibi olan. Komple sadece oyun kuşu olacak. Mirolar haricinde. İşte birkaç tane miro olacak. Mirolar haricinde komple oyun kuşu olacak. Buna yol vereceğiz yakında. Dursunlar, kavga etmeyin. Sakin olun. Sakin olun babalar. Çok kızgınlar. Artist. Kızmayın oğlum, kızmayın. İşte arkadaşlar, yazın sonuna kadar bununla idare edeceğiz. Yazın sonunda da büyük ihtimal eğer her şey istediğim gibi giderse bu 3 tane kümesi burada görüyoruz. Bir büyük, iki küçük. Bu kümesleri komple kaldıracağım. Burayı komple kaldıracağım. Tekrardan yeniden yeni bir kümes yapacağım buraya. Bu 3 tane kümes kalkacak. 3 tane kümesin yerine, yani o uzunlukta, 3 kümesin uzunluğunda bir tane kocaman büyük pencereleri falan olan, böyle 2-3 tane penceresi, güzel havalandırma sistemi olan bir tane kümes yapacağım. Birazcık pahalıya mal olacak herhalde onu yaptırmak. Şimdi onu işte bu önümüzdeki 3-4 ay yazın sonuna kadar planlı projesini çizeceğim. Nasıl yapacağım? Havalandırma sistemini nasıl yapacağım? Çünkü yaptığım zaman arkadaşlar temizliği kolay olsun istiyorum. Ondan sonra pislikleri çabuk kurusun istiyorum. O yüzden çok güzel bir havalandırma yapmam lazım. Onu da yapmak için işte birazcık işte böyle birazcık kümeslere bakacağım. Sağda solda milletin nasıl kümes yapıyor, nasıl havalandırma sistemi var. İşte
kuşlar için en iyisini yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Öyle ömürlük bir kümes olsun istiyorum. O yüzden bakalım ne olacak. O öbür tarafta yavrular var arkadaşlar. Yavruları da göstereyim size. Onları şimdi yavaştan kümesin önüne alıştırdım. Böyle hafif hafif kaldırmaya da başladım açıkçası. Kapı kilitledi, gideyim şu anahtarı alayım da. Yani onları bir iki uçurdum. İşte yaklaşık 3-4 gündür böyle hafif hafif kaldırıyorum. Yakında daha çok da uçmaya başlarlar. Yani işte alıştılar artık. Gördüğünüz gibi işte burada miskiler var. Mavi var. Burada bir tane bozumuz var. Orada boz dumanlı var. Yine miskiler var bu şekilde. Bozkirli tarzında. O şekilde 6 tane yavrumuz var arkadaşlar. Bunlar şu anda yuvaya alışkınlar. Yavaş yavaş uçmaya başladılar. Yakında işte 1-2 haftaya taklayı dönmeye başlarlar herhalde. Atmaca almadan bu şekilde gidebilirsek ne mutlu bize. Bakalım nasıl olacak. Bugün işte uçurdum, bir 5-6 dakika uçtular. Her gün birazcık daha üzerine koyuyorlar. Yakında büyük ihtimal 15-20 dakikaya, bir hafta içerisinde oradan da işte 1 saate falan çıkarlar. İşte bakalım. İnşallah atmacaya kaptırmam bu ara. Çünkü daha yeni başlıyorum arkadaşlar. Bu da hedef arkadaşlar. İşte bu hedef değil de yeni yaptım işte. Vallahi içerisinde nerede böyle küçük gözüküyor ama dünyanın çakılını aldı içerisini. Eskiden burada küçük bir yer vardı. Bu küçük yeri şuraya aldım. Daha büyük, daha bir güzel şekilde. Bir de kümesten birazcık daha uzağa aldım bu şekilde. Yani kuşların inmesi için daha rahat olsun diye o şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi kümesten birazcık daha uzak, birazcık daha büyük. Çünkü kümese yakın olduğu zaman kuşların girişlerinde sıkıntı oluyordu. Bu şekilde sıkıntı olmaz herhalde. Öyle arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın.